Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü videoda Hicaz ve Hicaz ailesinden bahsedeceğim. Biraz teorik tarafını anlatacağım. Biraz da odunla size örnekleme yaparak makamları duyuracağım. Anlatıma geçmeden önce hemen kısaca değineyim. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yan tarafında çıkacak zil butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca videolarımı sosyal medyanızda paylaşabilirseniz memnun olurum. Daha fazla insana ulaşıp daha fazla insana bilgi aktarmış olacağım. Bu da beni mutlu edecek. Şimdi hadi başlayalım. Evet, Hicaz'ı ve Hicaz ailesini teorik olarak anlatalım bakalım. Şimdi bir Hicaz dizisi çizelim. Pek dediğim gibi dizi üzerinden anlatmak istemiyorum ama biraz yardımcı olması anlamında anlamak için. Si 4 komalık bemol, la, si bemol, 4 komalık bir diyez, sonra re yaptık. Şu aralık bize Hicaz'ı veriyor. Şu aralığı bir kere öğrenmemiz lazım. Bunun için karanfil oylum parçasını belki bilenleriniz vardır. Nakaratında şöyle bir şey var. Vay benim efendim. Devamı şöyle. Vay benim efendim, efendim gibi giden bir şey var. Cümlesi var. La si do re do si si la la. Melodisi bu. Notaları bu. La si do re do si si la la. Yani vay benim efendim. Bayağı merdiven gibi gidip gelen ve Hicaz'ı anlatan bir, Hicaz'ı duyuran bir yapı. Onun için hani Hicaz duymak için mesela bunu kullanabilirsiniz. Veya şarkıya girmeden önce ses alamıyorsanız, hani Hicaz kafanızda bir anda duyamadıysanız. Vay benim efendim dedikten sonra bir Hicaz şarkıya girebilirsiniz kolaylıkla. Çünkü aralıkları kafanızda duymuş olursunuz. Yani bize Hicaz şu kadarı aslında Hicaz'ı duymak için yeterli. Sonrasına bakalım. Yani Hicaz üst tarafta R'den sonra nerelere gidebiliyor? Sonrasında Mi, 4 komalık bir Fa diyez, Sol ve La. Şimdi buradan bakarsak burayı dizi üzerinden Arel Ezgi Uzdilek, Arel Ezgi Uzdilek A, E, U olarak nitelendirirsek bu sisteme göre burası rast. Aralık bakımından rast, yani teorik olarak rast. Duyum olarak Hicaz'ın kendi duyumu bence Neva, yani şu sesin ismi Neva, R'nin ismi Neva. Neva daha çok duyuluyor, yani rast'tan ziyade Neva daha çok duyuluyor. Ben Neva derdim ama onlar rast demişler. Bu şekilde çok fazla kullanım var. Bu yapının ismi Hicaz. Şimdi bir de Hümayun tarafı var bunun. Çok teorik taraflara sizi boğmak istemiyorum. Örneklemede daha detaylı anlayacaksınız. Yine Si, Do diyez, Re. Yine burası sabit. Yine Hicaz'ı var. Hicaz yapısı sabit. Şimdi Re üzerine Mi, Fa, Natürel, Sol, La. Şimdi bu yapıya da yine Arel Ezgi Uzdilek, Buselik demiş. Şimdi Buselik çünkü aralık yapısı itibariyle bir Buseliği andırıyor. Ama teorik olarak Buselik matematiksel olarak doğru olsa da yapı olarak aslında doğru bir yapı değil. Yani bir şey yapısı değil. Buselik yapısı değil. Çünkü Buselik'in kendi perdesi var. Si, natürel. Buselik'in kendi perdesi. Orada kalmak gerekiyor falan. Biraz teorik bilgi yine Buselik makamını anlatırken anlatırım. Bu yapıya da Hümayun deniyor. Yine R odakta. Bakın. Neva odakta yani. Neva odakta. Hümayun'da şöyle bir özellik var. Bazen R'de kalacağı zaman R, Do diyez, Si natürel alıp şöyle diyeyim. R, R, Do, Si, Do, Re, Do, Re. Yani bu da Nişabur yapmış oluyor. Nişabur yapar diyelim Hümayun. Şeyde icrada bunu detaylıca anlatacağım. Bir de sol diyez yapısını zaman zaman kullanıyor Hümayun. Zirgüle perdesini yani. Zirgüle perdesiyle, yani zirgüle ile Hicaz'la bir alakası yok ama zirgüle perdesini bazen finale giderken, yani karara giderken kullanan eserler var. Veli Dede'nin peşrevi olduğu gibi bir yapıya sahip.
Şimdi bir de şeyi anlatalım. Zirgili Hicaz ve uzay yapısını anlatalım. Şunları sileyim. Şimdi Zirgili Hicaz'da uzayda güçlü gibi Aralezgi Uzilek sisteminde güçlü olarak bahsedilen yapı, yani deminki neva perdesiydi, birleşme noktaları vardı ya, onları la yine si bemol hop, do diyez re mi. Şimdi önce uzeli anlatayım. Şurası Hicaz beşlisi olarak geçiyor. Hicaz beşli diyeyim. Şimdi mi üzerine mi fa diyez var. Sol, la. Yine Hicaz gibi re'de kalmıyoruz bu sefer. Mi'yi oda kalıyoruz. Mi fa sol la. Burada da Aralezgi Uzdilek diyor ki burada bir uşak dörtlüsü var. Uşakla pek alakası yok. Neden diyecek olursanız, şimdi bu ses normalde buraya do diyezi koymazsak Hüseyni. Hüseyni olarak adlandırılıyor. Ama buraya do diyez geldiği zaman bunun ismi Uzzal oluyor. Makamın ismi de Uzzal oluşunun sebebi bu notayı çok kullandığı için. Yani Hüseyni'si nasıl mi, re, do, re, mi, re, mi, sol, fa, sol, mi yaptığında bu Hüseyni notasını çok duyurduğu için, Hüseyni olduğu için. Burada da mi, re, do yerine mi, re, do, re, mi, re, mi, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, re, mi yapıyor. Bu da uzal oluyor. Kısaca teorik olarak anlatımı bu. Örnekte yine detaylıca değineceğim buna. Uzal yapısı böyle. Zirgileli yapısı da, Zirgileli Hicaz yapısı da yine la, si bemol, do diyez, hop, re, mi, fa. Natürel yazanlar da var ama ben bir komayı tercih ediyorum. Çünkü burada bir Hicaz var. Sol ve la. Yine mi'ye kadar bir Hicaz beşlisi. Aralezgi'ye göre Hicaz beşlisi. Sonra mi, la arasında da Hicaz dörtlüsü var. Burada yine mi odak. Neden zirgüle? Çünkü sol diyez zirgüle perdesi çok sık kullanılıyor. Yani bu perde ve bu perde çok sık kullanılıyor. Bunu da örnekle şeyde anlatacağım. Örneklemelerimde hem taksimimde hem de küçük bir eser çalacağım. Orada anlayacaksınız bunun neden önemli olduğunu, neden mi'de önemli olduğunu. Bu da zirgüleli Hicaz oluyor. Zirgüleli Hicaz. Bu da uzal oluyor. Bu makamla uzal. Evet, şimdi örneklemelere geçebiliriz. Evet, şimdi gelelim Hicaz makamına. Hicaz makamı ne demiştik dizide? La, si bemol, 4 koma, 4 koma do diyez, re, mi, fa diyez, 4 koma, sol, la, sol. Aşağı inerken yani düşüşe geçerken nameler genelde fa diyezler natürel veya natürele yakın böyle bir koma gibi bir ses alır veya şöyle bir hareket yapar. Şu glisi yapar, glissando yapar. Ama demin anlatırken de bahsettiğim gibi bize Hicaz'ı duymamız için gerekli olan 3 tane nota var. La si bemol do si la si do si la si la sol la. Bu aralık bize zaten Hicaz'ı veriyor. Hicaz ana makamını veriyor. Bu aralık zaten Hicaz. Yani ismi Hicaz. Bunun da sebebi bu do diyez sesi. Bunun ismi Türk müziğinde Nim Hicaz olarak adlandırılıyor. Bu Hicaz sesinden kaynaklı olarak bu makamın ismi Hicaz ve duyurumu o şekilde bize yer ediyor kulağımızda. Hemen duyduğumuzda bu Hicaz diyebiliyoruz. Sonrasında neydi? Güçlü olarak kabul edilen Aralezgi Uzdilek sisteminde re. Re, do, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re. Buraya geldik. Re, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, la, sol, sol, fa.
kaldığınızda kalmanız da gerekiyor. Eğer Taksim ediyorsanız Dodiez'de kalmak şart çünkü Hicaz'ı bariz böyle nokta vuruş göstermeniz gerekiyor. Parçalarda da bakarsanız ayinlerde veya klasik eserlerde, şarkılarda mi fa sol fa sol fa mi re do si re do gibi böyle kalışlar vardır. Mi fa fa mi mi re do si la si do'dan sonra si bemole kalış yapar. Bunlar hep Hicaz'ın yani şu si bemol do diyez aralığını bariz olarak üstüne vurarak göstermek için. Yani ben Hicaz yapıyorum diyebilmek için, Hicaz'ı gösterebilmek için kullanılır. Sonrası da re mi fa sol la sol fa mi re mi fa sol la si do la sol fa mi re mi sol fa mi re do si re do si si la sol fa sol la. Bu bir Hicaz yapısı. Şimdi Hümayun'a bakacak olursak, Hümayun yine alt tarafta aynı şey var. Yani la, si bemol, do, re'ye kadar aynı. Sonrası mi, fa natürel, sol, la. Sol, fa, mi, re, do, si, fa. Mi, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la, sol, la, sol, la. Hümayun'un şöyle bir özelliği var. Yani diğerlerinden ne farkı var? Şey içinde, melodilerin içinde eğer Veli Dede'nin Hümayun Peşlerini geçtiyseniz şöyle bir yapı vardır. Re mi re do si do re yani re do diye si natürel veya bir koma re do si do re si natürel daha sıklıkla kullanılır. Re do si do re. Bu da Nişabür olur. Re do si do re do mi re. Yine re'de kalıyor bakın. Re'ye atıyor kendini. Yani güçlü diyebiliriz. Re do si do re do si la sol la si do re do si si la la. Bazen sol diyezi kullanabiliyor Hümayun. Re mi re do si do re yine peşlerden. Re mi fa mi re mi re do re mi re do si do re do re do si la la re do re do si la do si do si la sol la sol la la gibi bir bitiş yapabiliyor. Bu tarz eserlerde örnekleri var. Ama sol diyezi kullanmayıp biten Hümayunlar da var. Tabii ki mevcut. Ama re do si do re bu Nişabür geçkisini yani %80-90 görürsünüz Hümayun eserlerde. Ve fa diyezi çok sıklıkla kullanmaz, çok nadirdir fa diyez kullandığı. Genelde fa natürelli bir dizi ve seyir algısı vardır Hümayun'un. Zirgüle Hicaz'a gelecek olursak, sol diyez, zirgüle perdesi, la si do re mi fa diyez, fa bir koma diyez, fa diyez, sol la sol fa diyez mi re do si la sol si la. Dizisi bu. En güzel örnekte senede bir gün olabilir. Bakın direkt sözle gireyim. Gönlümde yani la si sol diyez la. Bakın zirgüleli olduğunu belli etti hemen. Açmadan solan mi re do diyez si la mi do la. Hicaz olduğunu zaten ilk cümlede belli etti. Ve zirgüleli olduğunu özellikle belli etti. Çünkü si la sol la si la sol la gibi bir başlangıç yaptı. Sonrasında re 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 mi re do fa mi re do re ile fa mi re do re. Ondan sonra la si la sol fa la. Bakın burada bir Hicaz yapısı var. Mi fa sol la si la sol fa la. Sonrasında sol fa natürel mi re do fa fa mi re do la si la mi re do si la sol si la si si la sol si la. Bariz olarak zirgüle Hicaz olduğunu gösteriyor. Yani Hicaz yapısını kullanıyor. Mi la si do re mi yapısı la sol la si la sol fa mi re mi do re do si si la la sol si la. Bu yapı zirgüleleyeceğiz. Ve son olarak uzal kaldı. Şimdi uzale de bakalım.
Uzali'de ne demiştik? Mi notası, mi notasının izmi do diyezden dolaylı Uzal ismini alıyor. Yani Hüseyni'den çıkıyor, Hüseyni notasından Uzal ismini alıyor. Ne oluyor da? La, si, do, re, mi, fa, diye, sol, la, sol, fa, mi, re. Yine sol, fa, mi, re, mi, do, re, do, si, la. Re, do, re, do, si, la, la. Sol, fa, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi. Bunlara en güzel örnek, Kadrişençaların Gönlüm Yaralı Bilmiyor ve Alaaddin Hoca'nın Artık Bu Solan Bahçe'de, herkesin bildiğini düşündüğüm parçalar. Gönlüm yaralı. Bakın direkt uzal veriyor kafadan. Hiç başlarken direkt uzal veriyor. Gönlüm yaralı. Bilmiyorum yar. Bakın. Ar, yar. Hicaz veya gül renkli yüzün aşkın için bak bak yine soldu. Bakın do diyezde vurarak kalıyor çünkü o Hicaz yapısını gösterebilmek için, Hicaz'ı vurgulayabilmek için. Oldu re da di di la dam. Sonrasında si bemol'e düştü. Gül renkli yüzün gibi ve karara düştü. Bu tarz noktalar taksim ederken de, özellikle hani enstrüman çalıyorsanız ve taksim etmeye çalışıyorsanız Hicaz için bu tarz noktalar önemli. Mesela uzal taksim ediyorsanız taksim etmiş oluyoruz. Ne yapıyor? Mi'yi çok fazla kullanıyorum. Mi odaklı. Önce cümlelerimi yaratıyorum. Sanki Hüseyin'iymiş gibi ama do diyezli. Böyle bir uzal yapmış oluyorum. Evet. Bu anlatımlar bu kadar. Umarım herkese faydalı olur. Dediğim gibi lütfen çevrenizde de paylaşabilirseniz daha fazla insana aktarmış olacağım bilgimi. Bu da beni memnun edecek, mutlu edecek. Ayrıca aşağıya yorumlarınızı da bekliyorum. Video hakkındaki görüşleriniz benim için önemli. Tabii sorularınızı da sorabilirsiniz. Kısa sorularsa, hani yazıyla cevap verebileceğim sorularsa alt tarafta yazı olarak cevaplayacağım zaten. Belki videoluk bir konudur. Kısaysa Instagram sayfamda bir video çekip yayınlarım. Kendi isminizde yazarsanız Instagram isminizi size taglemiş olurum. Beni Instagram'dan takip etmeyenleriniz varsa da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yetkin Baha olarak bulabilirsiniz. Ayrıca bir video konusu olarak bir soru olursa da ona özel bir video çekip yine YouTube'a yüklerim. Çarşamba günleri performans videoları, pazar günleri de makam anlatım videolarını YouTube sayfamda bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.